akşam Singapur'da yenilecek Michelin yıldızlı restoranlara bakarken restoran kiosklar uyuyakaldım. Ve şimdi fark ettim ki aslında listeleri yazmayı unutmuşum. Neyse ki 5 dakikam olacak, hemen gidip hallederim bunu. Gördüğüm kadarıyla bir taraf bütün tatlılardan 6'şar tane falan istiyordu. Liste yapmama gerek bile yok. Sadece neyim var olduğuna göre yedek ne gönderebilirim diye bakacağım. Çünkü birkaç gündür özellikle babalar günü için film yaptığımızdan başka bir şey eklemedik. Bugün sonunda babalar günü ve artık ne varsa bütün kravatlı pastaları elden çıkarıp tüketmeye çalışacağız. Quando la disperazione e lo sconforto. Pazartesinin dünün videosunu izleyemedim bile. Hani bir şekilde bir şey yayınlandı ama ne olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ve bu iki günde hala elimde bir şey yok paylaşmalık. Videolar var ama yapılmış bir şey yok. Dün öğleden sonra bir görüşmem vardı. İşten birazcık geç çıktığım için arayı sadece ancak oturup yemek için kullanabildim. Ondan sonra bugün öğleden sonra da tamamıyla doğruyuz. Bugün öğleden sonra sonunda emlakçıya gidip ön kontratı imzalayacağız. Ve sonrasında da bu pasta tadımı var. Eylül'deki pasta için. Bir taraftan da açıklama yapacağız. Bakın biz el değiştiriyoruz. Pastanız benim sorumluluğumda yapılacak diye. O yüzden bugün öğleden sonra da tamamıyla blokeyim eğer işten saat 11'de çıkmazsam. Dün esas şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde minimum 2 yıl çalışmış olmak gerekiyor yeni bir işletme sahibi olabilmek için. Kurs almadan hani bu işi her türlü kurslara gidip sertifikalar alıp da yapabiliyoruz ama kendi alanımda olduğum için geçtiğimiz 5 yıl içerisinde minimum 2 yıl çalışmış olmak yetiyor olacaktı. Daha önce çalıştığım, bu iş yerinden önce çalıştığım yer, ilk girdiğim 4 ayda kontratımın farklı bir kategoriden girmiş. İşin kötü tarafı o zaman için önemli değildi. Böyle bir şey olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Tek sorun o dönemde bana, podcast'ı dinlemiş olanınız varsa belki hatırlar, başlangıçta daha kısa süreli bir geçici kontrat yapacaklarını, sonradan uzun döneme geçeceğimizi söylemişlerdi. O kontratı sadece bir aylık yaptılar. Eylül'de başlamıştım. Ve Eylül'ün sonunda Aralık'ın sonuna kadar uzattılar. Aslında onun uzamaması gerekiyordu. Ben bunu onlara çok savundum. Bunu bilmeden savunmuştum. Yani öyle konuşmuştuk. Ama sonuç olarak çalışıyorum. Nasılsa bana bir kontrat yaptılar. Nasılsa paramı ödüyorlar. Bir de bu Akiyamata denilen kesikli, tam olarak kalıcı olmayan bir kontrattı. Daha çok maaş alıyordum onun sayesinde. Hiçbir şey demedim ondan sonra. Dün muhasebeciyle yaptığımız görüşmede fark ettik ki geçtiğimiz 5 sene içerisindeki 2 yılımı doldurmama sadece 4 gün kalmış. Aslında o kontratlar normal yapılmış olsaydı tamamıyla alt limitleri doldurmuş olacaktım. Ve sadece bu yüzden gerçekten kursa gitmem gerekiyor işletme açabilmek için. Özellikle hani gıda servisi yapan bir işletme açabilmek için. Kızgınım, kendime kızgınım. Böyle şeyleri, yani geleceği bilemezdim. 2-3 sene önce böyle bir fikrim yoktu. Böyle bir şey yaparım da sonradan ona biriktireyim diye. Çünkü öyle olsaydı İtalya'ya geldiğimden beri aldığım bütün kontratları ona uygun yaptıracaktım yani. İlk çalıştığım yer, yine podcast'ı dinlemiş olanınız varsa, Pervane Pastanesi olarak geçer. Pervane'ye ya ne olacak, en azından çalışacak bir yerim olsun deyip bir staj sistemiyle girdim mesela. Hiçbir şekilde sayılmıyor. O reziller de aynı zamanda o staj sistemini takip ettiği için çıraklık kontratı yaptılar bana. O yüzden çıkmıştım işten zaten, yani her şeyi geçtim. Onda hani zaten paramı ödemiyorlar, zaten doğru dürüst çalışamıyoruz, zaten hiçbir hakkım yok içeride. Zaten sömürülüyorum, üzerine bir de doğru dürüst kontrat yapmadıklar diye çıkmıştım. Onların hiçbiri sayılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle geçtiğimiz 5 sene çalışıyor olmamın yalnızca 2 senesini bile doldurmuyor olması. Baya baya anı kurtarmak için verdiğim kararlar geçtiğimiz senelerde beni bu noktaya taşıdı. 90 saatlik bir kursa katılacağım. Baya bir para vereceğim. Bir kayıp olarak görmüyorum çünkü zaten öğrenmem gerekiyor. Buna benzer şeyler başıma bir daha gelmesin diye bir sürü bürokratik iş olacak bunun dahil. Bunların hepsini öğrenmem lazım. Ama bu durumdayız en sonunda. Yeni merdivenlerden çıkarken konuşma serisi başlatayım diyecektim. Işıklar kapanmaya değdi. Babalar gününün akşamı. Saat 6:30 falan herhalde.
Anca eve dönüyorum. Bugün 2'de işten çıktık. Eve sadece bir tabak çorba içmeye çıktım. Bir iki kimlik belgesi, fotokopisi falan aldım yanıma. Ve saat 3'teki randevuma gittim. Kaporayı verdim bugün. Çok acayip geliyor hala. Emlakçıyla da tanıştık. Sonra da bir kek tadımı yaptık. Eylül'de pasta siparişim var, inanmasınız. Eylül'ün ortasında bir pazar günü, cumartesi günü pardon. 75 kişilik bir pasta yapacağız. Eğer yanımda kimse yoksa ben yapacağım.